5 yıl sonra Pi Network'ün ana ağının lansmanı hala belirsizliğini koruyor. Pi Network öncüleri uzun zamandır beklenen ana ağın lansmanına doğru yavaş ilerleme yaptığını ve bunun token değerine olası negatif etkisi konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Pi Network 5. yılını doldurdu, 5 yıldan uzun süredir Pi token madenciliği yapan doğrulanmış bir kullanıcı, gecikmiş ana ağ lansmanı ve geliştirmenin yavaş hızı nedeniyle hayal kırıklığını dile getirmek için X'e gitti. İlk telefonda dokunarak madencilik platformu olarak bilinen Pi Network, özellikle Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda popülerliğini sürdürüyor. Stanford, bilim insanları Nicolas Kokkalis ve Cheng Fan tarafından 2019 yılında kurulan Pi Network'ün amacı madenciliği ve kullanımı kolay bir kripto para birimi yaratmaktı. Pi Network kullanıcıları, popüler olarak öncüler olarak bilinirler, mobil uygulamada sadece bir düğmeye basarak token madenciliği yapabilirler. Bu tokenlar şu anda değersizdir. Ancak açık ana ağ başlatıldığında değer kazanmaları beklenmektedir. Pi Network yol haritasının bir parçası olarak Aralık 2021'de kapalı bir ana ağa geçti. Kapalı ana ağ dönemi, resmi ana ağ lansmanından önce token modelinde kalibrasyonlara izin verir. Ayrıca, geliştiricilerin lansmandan sonra Picoin'e fayda sağlayacak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Pi Network ana ağının 2024'te piyasaya sürülme olasılığı düşüyor. Ancak asıl zorluk ana ağın kullanıma açılmasının birçok kullanıcının beklediğinden daha uzun sürmesi ve bu durumun birçok kişiyi projeyi tamamen terk etmeye itmesi. Bazı analistler, Pi Network'ün bu kadar uzun süre ana ağda kalmasının sebebinin platformun kazandığı para miktarı olduğuna inanıyor. Mevcut iş modeli, geliştiricilerin reklam göstererek para kazanmasıdır nedenle, Coin madenciliği yapan kullanıcılar olduğu sürece onu kapalı bir ana ağda bırakmaya teşvik edilirler. Aynı argüman Telegram'ın Hamster Combat ve TapSwap gibi dokunarak kazanılan tokenları için de yapıldı. Bu platformlar özellikle milyonlarca takipçi biriktirdikleri YouTube'da büyük miktarda para üretiyor. Bir endişe, tokenlar işlem görmeye başladığında YouTube videolarının bu görüntülemeleri üretmeyecek olması. Pi Network geliştiricileri bu yılın ilerleyen zamanlarında ana ağa geçmeyi umuyorlar ancak bazı analistler bunun olmayacağından endişe ediyor. Bunun gerçekleşmesi için birçok öncünün doğrulanması gerekecek. Geliştiricilerin botları önlemek için gerekli olduğunu savunduğu bir hareket. KYC yapmayan kullanıcılar biriktirdikleri tokenların yakıldığını ve dolaşımdan kaldırıldığını görecekler. Ana ağın başlatılması için diğer koşulların başarılması daha zordur. Örneğin, geliştiriciler ekosistemde en az 100 dep olmasını isterler, şu ana kadar 50'inden az olduğu için başarılması zor bir görevdir. Ayrıca, lansmanın piyasanın uygun olduğu bir zamanda gerçekleşmesini istiyorlar. Kripto paraların Yıl sonuna kadar yükseliş trendinde olup olmayacağı belirsiz. Tüm işaretler, Pycoin'in listelendikten sonra birçok öncünün elindekileri tasfiye etmesiyle düşeceğini gösteriyor. En son Notcoin gibi tüm dokunarak kazanılan tokenlar ve Pixelverse, Pixfi ilk heyecanlarının ardından işlem görmeye başladı ve hepsi çöktü. Aynı durum Decentraland gibi tokenların taşınıp kazanıldığı ve oynanıp kazanılan diğer popüler sektörlerde de yaşandı. Ve Sweatcoin, Sweat çöktü. Benim tahminim P Network çok yavaş ilerlemektedir. P Network madenciliği yapan insanları hiçbir tarih vermeyerek oyalamaya çalışmaktadırlar. Ayrıca KYCC yapılan insanların KYC'lerini bir daha bir daha yapmanın gayesi nedir? Bu insanlarla alay etmektir. Birinin KYCC yapılmışsa ve pi paraları cüzdana geçmişse, bir daha bu insanın canlı KIC'sini yapmak dananın altında buzağı aramak değil midir? Bence pi paraları herkese vermemek için bu yollara başvurmaktadırlar. Çoğu insanın pilerini akacaklar. Anlayın. Herkesi zengin etmek istemiyorlar. Habire mainnet'i uzatıyorlar. Bilgi vermiyorlar. Bize de reklam izleyin diyorlar. Gerçekler acıda olsa Bunları yaşıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.